Diğer konumuz faslun fasıl fi enne vacib ennel vacibe li zati zati gereği zorunlu olan vacibun min cemi'i cihatihi. Her açıdan zorunludur. Güzel ve derin anlamlı bir konuya giriş yapıyoruz şu an. Her açıdan zorunludur arkadaşlar. Ey leyse lehu hale muntazara. Yani onun beklenen bir haleti yoktur. Önce şöyleydi, sonra şöyle oldu. Yoktur böyle bir haleti. Neden? Çünkü böyle olması için değişim gerekecek. Değişim zorunluluğa terstir. A halinden B haline geçemez. Hep aynıdır. Hiç değişmez. Peki. Yani öncelikle Allah yalnızdı. Böyle söylerler kelamcılar. Sonra durdu. Sonra alemi yaratmayı irade etti. Sonra yarattı. Derler. Böyle bir şey yoktur demek istiyoruz. Allah'ın veya zorunlu varlığın beklenen bir hali yoktur. Önceden olmayıp da sonra olan. Yani sonralıkla beraber bulunmayan bir önceliği yoktur. Neden böyle demiştik? Sonralıkla beraber bulunmayan her öncelik ya yerleşiktir ya gayri yerleşiktir. Yerleşikse mekansaldır. Yerleşik değilse zamansaldır. Mekansal olan da zamansal olan da zorunlu varlık olamaz dedik. Çünkü bölünebilir, parçalara ayrılabilir vesaire. Ayrıca kıyam bi nefsihi kaidesine terstir. Az önceki mevzu meselesinde, konu meselesinde söylediğimiz gibi. Çünkü zamanda olan zamanda kaim olmaya muhtaçtır. Mekanda olan da mekanda kaim olmaya muhtaçtır. Dolayısıyla Tanrı'da uzamsal bir tabiat yoktur. İster yerleşik olsun, ister gayri yerleşik olsun. Bu yüzden Tanrı'da bekleyen bir hal yoktur. Özellikle bu eşarilere reddiye burada. Çünkü eşarilerde tekvin sıfatı yaratılmıştır. Tanrı'nın tekvin sıfatı önce yoktu, sonra duruyor tekvin sıfatını yaratıyor. Sonra tekvin sıfatıyla alemi yaratıyor Allah. Tekvin sıfatını neyle yaratıyor? Başka bir tekvinle. Onu neyle yaratıyor? Başka bir tekvinle. Böyle teselsil ediyor sonsuza kadar. Daha sonra bu değiştiriyor Fahrettin Razi bu görüşü biraz daha. Bizim Nurettin Sabuni ile bir münazara yapıyorlar. Münazarayı yenmiş gibi söylüyor tabii naklediyor Razi ama münazarada eşarilere getirilen itirazlar yok. Nurettin Sabuni'nin biliyorsunuz iki tane meşhur kelam kitabı vardır. Birisi El Bidaye, birisi El Kifaye. İkisinde de eşarilere çok yerinde ve sağlam eleştiriler getirir. Ama ne hikmetse bu teselsül meselesini mesela getirir. Veya başka eleştiriler de var. Ne hikmetse Razi bu münazarasından, Razi ile yaptığı bu münazarada bunları zikretmemiş. Çünkü bu münazarayı bize kim naklediyor bilin bakalım. Fahrettin Razi'nin kendisi naklediyor. Biz diyor Sabuni ile böyle bir münazara ettik. İşte şöyle yendim, böyle işte ezdim, böyle ağlattım, bağırttım falan. Öyle diyor işte bağırmış, gezmiş sokaklarda işte bu adam şunu inkar ediyor falan filan diye. Yani bu işte böyle kendini galip ilan etmiş ama sonrasında Mebahisül Meşrekiye diye bir kitabı vardır. En hacimli kitaplarından biridir. Bana göre Fahrettin Razi'nin en muhakkak olduğu kitap da budur. Pek bilinmez. Hem büyük bir kitaptır hem de anlaşılması zor bir kitaptır. El Mebahisül Meşrekiye. Orada kendisinden önceki eşarilerin tekvin meselesinde söylediklerini tevil eder, değiştirir. Maturidilerinkine biraz daha yaklaştırır yani. Bazı kelime oyunları yaparak tabii ki. O artık sizin şeyinize kalmış, yorumlamanıza kalmış. Meşrikiye demesinin sebebi de Meşriki ve Mağribi diye ikiye ayırır İbn Sina felsefeyi. Meşriki felsefe İbn Sina'nın felsefesidir. Mağribi felsefe salt Aristotelesçi felsefedir. İbn Sina bunları eleştirir. Mağribi felsefe İbn Rüşd'ün daha sonra sahipleneceği felsefedir. Dolayısıyla Mebahis Meşrikiye demesinin sebebi Fahrettin Razi'nin felsefede İbn Sina'nın takipçisi olması denebilir. Nereden geldik buraya? Tekvin mükevven meselesinde bağladık meseleyi. Tanrı'nın yani zorunlu varlığın beklenen bir hali yoktur. Sonralıkla beraber bulunmayan bir önceliği yoktur yani. Önce böyleydi, sonra değişti, şöyle oldu diyemiyorsunuz. Ne varsa varoluşunda her şey hazır. لِأَنَّ ذَاتَهُ Çünkü onun zatı kafiyatun. Yeterlidir. Şimdi burada müellif Fahrettin Razi'yi takip edecek. Allah'ın sıfatları konusunda. Zorunlu varlığın sıfatları konusunda.
Fahrettin Razi'nin öğrencisidir zaten. Doğrudan öğrencilik yaptığına dair zayıf rivayetler var ama Fahrettin Razi'nin öğrencilerinin öğrencisi Ebheri. Fahrettin Razi ekolündendir yani birçok konuda. Burada da onu takip ediyor sıfatlar konusunda. Ne diyor? Allah'ın zatı kafiyetun, yeterlidir. Fî mâ lehû mine sıfat. Sıfatları hususunda yeterlidir. Allah'ın zatı sıfatlarını var etmek hususunda yeterlidir. Yani Allah'ın zatı var. Zatı zorunlu olarak sıfatları var ediyor. Bu Mutezile'den Ebul Hüseyin el Basri diye bir kelamcı vardır. Fahrettin Razi'ye göre Mutezile'nin en mahir kelamcısı. Razi de bundan etkilenmiş muhtemelen. İlk defa o söylüyor bunu ehli sünnet kelamcıları içerisinde. Allah'ın zatı sıfatlarının illetidir diyor. Neden? Bunun da temelinde geçenki birkaç ders önceki bir bahiste de bahsetmiştim. Temelinde şu paradigmanın değişmesi var. İllete ihtiyaç, yani müessire illete ihtiyacın illeti diyelim. Müessire ihtiyacın illeti eski kelamcılara göre hudustu. Ama bu devir kısır döngü gerektiriyordu. Çünkü hudus illete muhtaçsa hudus illete ihtiyaçtan önce vardır. İllete ihtiyacın sebebi hudussa affedersiniz. İllet hudustan öncedir. İllete ihtiyaç da hudustan öncedir. Ama hudus illete ihtiyacın illetidir. Dediğimiz zaman kısır döngü oluşmuş oluyor. Devir. Bundan dolayı Fahrettin Razi'den itibaren kelamcılar illete ihtiyacın illetinin imkan olduğu hususunda hemfikirler. Bunu şeyde de görebiliriz. Maturidi kelamcılarında da Şemseddin Semerkandi'den sonra görebiliriz. İllete ihtiyacın illeti, yani bir şey ne olursa illete muhtaç olur, mümkün olursa. Mümkünse illete muhtaçtır. Bunu kabul ettiklerinden sonra diyorlar ki varlık zorunlu ve mümkün olarak ikiye ayrılır. Her varlık ya zorunludur ya mümkündür. Peki zorunlu varlık da yalnızca bir tane olabilirdi. Zat bakımından demiyorum. İster zat olsun ister sıfat olsun. Sadece varlık mutlak olarak söyledik bunu. Zorunlu varlık ancak bir tane olabilir dedik. Bu durumda Allah'ın sıfatlarına ne diyeceğiz? Eğer varlıksa bunlar, Allah'ın zatına zait varlıklarsa, kelamcıların söylediği gibi, zorunlu varlık diyemiyoruz. Tevhide münafi, tevhide ters. Taftazani'nin Şerhül Akaid'de söylediği, Şerhül Makasıt'ta da açıkladığı üzere, Şerhül Akaid dersinde göreceğiz bunu yeri geldiği zaman. Tevhide ters, eğer ki sıfatlara zorunlu varlıktır dersek, bu sefer 8 tane zorunlu varlık olmuş olacak. Az önce zikrettiğimiz delille çürütülecek hepsinin zorunlu varlık oluşu. Aynı şekilde mümkün dersek bu sefer ne olacak? Yaratılmış olmaları gerekecek. İşte kelamcılar Fahrettin Razi'den sonra Allah'ın sıfatlarının Allah'ın zatı tarafından yaratılmış olduğunu söyleyecekler. Buna da vacibül husul diyecekler. Husule gelişinin vacip, zorunlu olması adını takacaklar. Şu an Ebheri'nin de zikrettiği şey bu. Sonra diyecekler ki Allah kendine sıfatları yarattı, tamam. Sonra bu sıfatlarla alemi yarattı. Bu yüzden alem hadistir diyecekler. Yani kelamcılara göre yaratılan şeylerin toplamı değildir alem. Allah'ın zatının dışında kalan şeylerin toplamıdır. Zatının ve sıfatlarının dışında kalan şeylerin toplamıdır. Fakat filozoflara göre yaratılan şeylerin toplamıdır alem. Bu yüzden alem kadimdir filozoflara göre. Müteahhir yani Razi'den sonraki kelamcılara göre ise Allah'ın zatının ve sıfatlarının dışındaki şeylerin toplamına alem dendiğinden dolayı aleme hadis diyorlar zamansal bakımda. Burada söylemediğim başka bir şey kaldı mı? Tamam. Genel şeyleri bu. Pardon. Bu isterse sıfatlarından sonra yaratılmış olan her şeye hadis diyoruz biz desinler. Bu bir şeyi değiştirir mi? Ya sıfatlarıyla sıfatlarından sonra yaratılmışların arasına zaman koyabiliyorlar mı yine de? Şöyle, oraya da irade de sıfatı ya Tanrı'nın. İrade öyle diyorlar yani. İrade sıfatından dolayı diyorlar ki önce bir bu sıfatlar olmuştur. Sonralıkla beraber bulunmayan öncelik bu haldir. Sıfatlarıyla beraber oluşu. Daha sonra bu öncelikle beraber bulunmayan sonralık dedikleri alem meydana gelmiştir. Bu sıfatlar
vesilesiyle. Ama buradaki ona hadis demelerinin sebebi iradeye tercih bila müreccih anlamı yüklemelerinden kaynaklıdır. Eğer iradeye başka anlamlar yükleselerdi yine kadim demeleri gerekecekti. Çünkü filozoflara göre sıfatlar eğer yeter sebep oluşturacaksa aynen evet yeter sebep yaratıldıkları an oluşması lazım aleminde. Aynen evet onu öyle denmesi gerekecekti ama iradeye yükledikleri anlam tercih bila müreccih anlamı olacağından dolayı burada Allah'ın irade etmediği bir durum ve sonra irade ettiği bir durum mümkündür diyecekler. Burada tabii Fahrettin Razi'den çıkıyor bu görüşlerin hepsi. Fahrettin Razi'nin bir çelişkisi daha var arkadaşlar. Fahrettin Razi burada diyor ki Allah'ın iradesi tercih bila müreccih ile tercih eder. Yani yeter sebep olmaksızın tercih eder diyor. Ama Mutezile'ye yaptığı eleştiri de Mutezile biliyorsunuz kullara özgür irade atfeder. Kullara özgür irade atfeder. Kullara atfettiği özgür irade aynı tercih bila müreccihtir. Tercih yani müreccih yeter sebep olmaksızın kullar sebepsiz yere bir şeyler seçebilirler Mutezile'ye göre. Fahrettin Razi Nihayetül Ukul adlı kitabında Mutezile'yi bu görüşünden dolayı eleştiriyor. Diyor ki tercih bila müreccih nasıl mümkün olacak diyor. Böyle bir şey mümkün olamaz diyor. Kullara özgür irade atfettiği için Mutezile. Ama aynısını Tanrı'ya atfediyor. Tercih bila müreccih. Filozoflarla tartışmasında Tanrı'ya atfediyor. Bu da Fahrettin Razi'nin çelişkilerinden birisidir. Tercih bila müreccihe delilleri nedir arkadaşlar? Bilen var mı bunu? Mutezile'nin kullara tercih, yani özgür irade atfetmek için söylediği delil. Aynısı Fahrettin Razi Tanrı'ya atfetmekte kullanıyor bu delili. Diyor ki bir tane insana gittik mesela şeye bir tane dönerciye gittik beraber. İki tane tavuk döner söyledik. Her şeyi aynı. İkisini uzattı adam bana. Ben birini seçerim değil mi? Ama ikisi de aynıydı. İkisi de aynıydı ama birini seçtim. Demek ki ben burada herhangi bir gerektirici olmaksızın, yeter sebep olmaksızın bir tercihte bulunabiliyorum. Buradan hareketle tercih bila müreccihin mümkün olduğunu söylüyorlar. Bir delilleri daha var. Yetmedi arkadaşlar. Bir delil daha var. Orada da diyorlar ki bir adam aslandan kaçıyor. Karşısına şöyle V şeklinde iki tane yol çıktı. Ama iki yolda aynı yani. Hiçbir farkı yok. Adam birisinden gider yani. Herhangi bir sebep olmaksızın. Bundan dolayı tercih bila müreccih mümkündür. Diyorlar. Özgür iradenin ispatlanması sadedinde. Gördüğünüz üzere ne kadar kuvvetli, hiçbir şey söyleyemeyeceğimiz deliller. Gerçekten de bunlar. Yani Katibi de aynı şekilde bu delilleri tekrar ediyor. Şemseddin Semerkandi de aynı şekilde Es-Sahaiful İlahiyye kitabında bunları zikrediyor. Katibi'nin bunları zikrettiği yer hem Hikmetül Ayn'da zikrediyor hem de Tusi ile yaptığı münazarada benim tezin konusu. Bunları zikrediyor. Fahrettin Razi Muhassal kitabında aynı şekilde zikrediyor bunları. Dileyenler bakabilirler hepsine. Biri bir şey yazdı. Koyunun saman yığınları. Onu bilmiyorum hocam. Onu söylerseniz öğrenmiş oluruz. İyi olur yani. Evet. Bu bir tane koyunun önünde iki tane saman yığını var. Birbirinin tıklası aynısı neredeyse. Ha. Koyun hangisini seçecek diye soruyorlar. Seçilecek bir şey yok. Birinden birine gidecektir elbette diye. Evet. Sonuca ulaşıyoruz. Ama tabii yani güzel. Evet, bu örnek de uyar buna. Sebebini bilmiyor oluşumuz sebebi olmadığı anlamına gelmiyor. Kolay bir cevabı var yani tabii ki. Şimdi arkadaşlar buradan bakınca bir şey söyleyeyim hocam. Söz hakkı vereceğim. Buradan bakınca çok tehlikeli değilmiş gibi geliyor. Çok böyle kötü sonuçlar yokmuş gibi geliyor bu meselelerin. Yani tercih bila müreccih olsa ne olmasa ne vesaire. Ama örneğin bir kelamcıya şu soruyu sorduğunuzda, sorun hatta sizde, hocalarınız falan varsa sorun. Bunlar bu görüşleri savunan hocalar varsa sorun.
Allah'ın karşısına iki tane insan çıktı. Teorik olarak soruyoruz bunu. İki tane insan. Her şeyleri aynı bunların. İman dereceleri de aynı. Aynı sayıda rekat namaz kılmışlar. Aynı sayıda günahları var. Aynı sayıda yalan söylemişler. Aynı sayıda sadaka vermişler vesaire. Hiçbir farkları yok. Hiçbir istisnaları yok fark. Her şeyleri aynı. Allah birini cennete, birini cehenneme koyabilir mi diye sorduğunuz zaman evet koyabilir diyeceklerdir. Yani aynı şeyi yapmışız biz adamla. Onun kara kaşını, kara gözünü beğenmiş, onu cennete. Beni de beğenmemiş, beni cehenneme atacak. Hatta beğenmiş, beğenmemiş dediğimiz zaman bile bir farklılık isnat ediyoruz. O bile yok yani. İkimiz de aynı derecede beğeniyor, seviyor. Ama birimizi cennete, birimizi cehenneme atabiliyor. Yetmedi. Tercih bila müreccih dediğimiz zaman artık kafirin küfrü Allah'ın iradesinin müreccihi olamaz. Kafirin küfrü Allah'ın onu cehenneme atmasının sebebi olamaz. Allah sıfırdan irade eder kafiri cehenneme atmayı. Veya etmeyebilir yani bu görüşe göre. Veya yetmedi. Peygamberi Hazreti Muhammed'i sallallahu aleyhi ve sellem cehenneme de atabilir. Bunu açık açık arkadaşlar söyleyenler de olmuştur yani. Ebu Cehil'i cennete koyabilir, Hazreti Muhammed'i cehenneme atabilir diyenler de olmuştur yani Allah hakkında. Kelamcıların içinde tabii. Eşarilerin içinde özellikle. Maturidilerde yoktur ama eşarilerde vardır. Şimdi Maturidiler iradeyi hikmet ile kısıtlarlar. Maturidilerin irade dediği şey biraz daha farklıdır aslında. Hatta tek başına araştırma konusudur yani. Bu araştırılması gerekir. Maturidilerin irade ve hikmet ilişkisi. Dedikten sonra metnimize geçelim. Mehdi Hocam bir şey söyleyecekti galiba. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? Şimdi işte iki tane eşit derecedeki tavuk dürümden bir tanesini biz aslında o tercihte bulunma anına kadarki birikimimize dayanarak yapıyoruz. Yani önceki birikimimiz o kararı vermemize sebep oluyor. Bunu evet. Geçmişe doğru götürerek işte zamansal olarak geçmişe doğru götürerek veya daha öncesine de işte illiyetle bağlı varlıklara da götürerek gidersek bir önceki tarafından veya bir dışsal bir şey öteki tarafından etkide bulunulan etkiye maruz kalan her varlık bir geçmiş birikim sonucunda karar verir diyebiliriz. Tanrı'ya geldiğimiz zaman bu duruyor, bu silsile. Burada Tanrı yine de bir yaratmada bulunuyor. Burada dayandığı bir şey yok mu? Onun aslında şöyle yani tabii ki de yine ifade etmek babında zatına evet. Dayanıyor. Onun sınırlayıcısı o. Burada aslında şunu da anlamak lazım. Nedensellik ve zorunluluk onun zatının değişmezliği ile birlikte geliyor. Ve onun özgürlüğü de aynı şekilde zatının gayrının mevcut olmamasından kaynaklanıyor. Yani evet. Bunların hepsini birleşik düşündüğümüz zaman aslında yani neredeyse aynı şeyden çıkıyoruz yani Allah'ın zatını tanımaktan çıkıyoruz veya zorunlu varlığın neliğini bilmekten yola çıkıyoruz. Ama hepsi onu tanımakla cevaplanıyor. Farklı farklı sorular gibi görünüyor olsa dahi. Aynen öyle. Yani mesela nedensellikten mesela girdin. Bir şeyin var olması için ya illetinden zorunlu kılınması gerekir ya da zatının zorunlu olması gerekir. Biz bunu bildikten sonra zaten Tanrı'yı biliyoruz. Tanrı'yı bildikten sonra o iki ekmekten hangisini seçersem seçeyim, zorunlulukla seçtiğimi de biliyorum. Ama ben ekmek üzerinden gidersem yeterli birikimim yok değil mi? Kendi ekmeği neden seçtiğimle alakalı şu an yeterli birikimim yoksa metafiziksel çıkarımlar üzerine bunu bina etmediysem bilmediğim için sebebini orada sebebi yokmuş gibi gözlerim. Burada sebebi yoksa derim ki o zaman Tanrı'nın iradesinde de sebep yoktur. Burada zaten temel metot farkından kaynaklanıyor. Eserden mi müessire gidiyoruz biz kıyasımızda? Müessirden mi esere gidiyoruz? Eserden müessire gidersek, tümevarımsal olarak gidersek işte bizi böyle hataya sevk ediyor. Ama müessirden esere gittiğimiz zaman bu hatalardan kurtulabiliyoruz. İbn-i Sina'nın delilini övdüğü gibi. Burada müessirden esere gitmeyi över İbn-i Sina. Neden? Çünkü
Asıl burhan öyle gerçekleşir. Müessirden esere. Yani bir şeyin sebebini bilirsen ancak sonucunu kesin olarak bilirsin. Sonuçtan sebebi tespit etmek her zaman kesin bilgi sağlamaz. Bu 5'in karesi örneğinde geçen de bahsetmiştik ya. Sebebi bilirsek x karede x eşittir 5 ise sonuç kesinlikle 25'tir. Ama x kare eşittir 25, sonucu 25 olduğunu biliyorsam x kesinlikle 5'tir diyemem. Eksi 5 de olabilir çünkü. Bunun gibi örnekler çoğaltılabilir. Bu yüzden müessirden esere gidiş her zaman kesin sonuç verir. Ama eserden müessire gidiş her zaman kesin sonuç vermez. Evet, katkılarınız için teşekkür ederim teker teker. Var mı başka ekleyeceğimiz sorumuz? Şu metni de okuyalım bitirelim. Bu kısmı okuyalım bitirelim. Hocam aklıma bir problem geldi de siz konuşurken. Şimdi Tanrı'nın zatı tek başına sebep oluyor. Zorunlu varlık dedik zatına da. Tanrı evet. Kendisinden sonra yarattı, yani kendisinden sonra değil de yarattığı ilk, hani 2 artı 2 deyince otomatik olarak 4 ediyor ya. Evet. İlk var olan şeyin de tek sebebi, hani benim sebebim Tanrı artı benden önceki şeylerdi ya. Evet. Tanrı'nın yarattığı ilk şeyin sebebi bizzatihi tek başına Tanrı. Evet. Zorunlu varlık. Sebebi zorunlu varlık olunca kendisi de zorunlu varlık oluyor. 2 evet. artı 2 4 gibi. Hı hı. Bu durumda yine iki tane zorunlu varlığın olmasının mümkün olmaması gibi bir problem çıkıyor mu? Yok, şöyle işte fark. Zaten her var olan varlık zorunlu. Ama kendi zatı gereği zorunlu olan tektir diyoruz. Diğer varlıklar illetleri tarafından zorunlu kılınıyorlar. Ama illetin de iradesi olmadıktan sonra... Neyse. İradeye hangi anlamı yüklediğimize bağlı. Şimdi İbn Sina'ya göre Tanrı'ya irade sahibidir demekle dememek arasında bir şey fark etmez diyor yani. İsterseniz irade deyin buna, isterseniz demeyin diyor. Ama burada İbn Sina'nın reddettiği tercih bila müreccih şeklindeki iradedir. Yoksa Tanrı kendini bilir. Eğer ki iradeye mesela kendini bilmek, şuurunda olmak adını verecekseniz İbn Sina'ya göre Tanrı irade sahibidir. Ama yeter sebep olmaksızın tercihte bulunmak anlamını verecekseniz İbn Sina'ya göre Tanrı irade sahibi değildir. Burada birkaç ders sonra irade konusuna geleceğiz. Orada ben iradeye verilen birkaç anlam var, farklı anlamlar. Onlara değineceğim. Burada farklılıkları biraz daha net anlayacağız yani. İrade hangi anlamda kullanılırsa doğrudur, hangi anlamda kullanılırsa yanlıştır. Biraz daha şekillenecek yani kafamızda. Tanrı'nın yarattığı ilk şey de ezeli ebedi olmuyor mu hocam? 2 artı 2, 4 gibi düşününce. Ondan işte zaten alem kadimdir diyorlar. Yani alem kadimdir demelerinin sebebi o. Filozofların. Yarattığı ilk şeyle Tanrı'nın arasında uzamsal bir varlık yok. Bölemiyorsun yani ikiye. Şurada şu vardır, sağda şu vardır, solda bu vardır diyemiyorsun. Beraberler yani. Teşekkürler hocam, sağ olun. Rica ederim. Metne geçiyorum o zaman şimdi tekrardan. Bekleyen bir haleti yoktur dedik. لِأَنَّ ذَاتَهُ كَافِيَةٌ فِي مَا لَهُ مِنَ الصِّفَاتِ Zatı sıfatlarını var etmekte yeterlidir çünkü. فَيَكُونُ وَاجِبًا مِنْ جَمِعِ جِهَاتِهِ Böylece de bütün cihetlerden zorunlu olmuş olur. Mümkün bir varlık yok yani kendisinde. وَاِنَّمَا قُلْنَا Şimdi açıklayacak bu söylediği sözün şeyin delillerini söyleyecek. Dedik ki inne zatehu kafiyetun fi ma lehu min es-sıfat. Zatı sıfatları için yeterlidir dedik. Neden? Li'enneha çünkü sıfatlar yok. Çünkü zatı lev lem tekun kafiyeten yeterli olmasaydı lekane şey'un min sıfatihi sıfatlarından herhangi birisi olurdu min gayrihi. Tanrı'nın zatından başkası sebebiyle olurdu. Eğer Tanrı'nın zatı değil de başka bir şey var etmiş olsaydı bu sıfatı, yani Tanrı'nın zatı var etmemiş olsaydı, bu sıfat da vacip değildi, mümkün varlıktı. Zatı gereği mümkündü. Zatı gereği mümkün de müessire muhtaç dedik. O zaman bu sıfatın bir müessire ihtiyacı vardır. Bu müessir Tanrı'nın zatı değilse başka bir şeydir. Feyekunu huduru zalikel gayr. O zaman bu başka şeyin varlığı illet olurdu fil cümle. Nihayetinde
li vücudi tilke sıfa. Bu sıfatın varlığının illeti olurdu. Ve gaybetuhu, bu gayrın, başkasının yokluğu da illeten li ademiha. O sıfatın yokluğunun illeti olurdu. Ve lev kâne kezelik, böyle olsaydı, lem yekun zatuhu, Tanrı'nın zatı olmazdı. İza u'tubirat min haysu hiye hiye, zatı olması bakımından itibar edildiği zaman sadece, bila şart, herhangi bir şart olmaksızın zatı olarak itibar edildiğinde en yecibu lehel vücud, varlığı zorunlu olmazdı. Yani salt zat olması bakımından zorunlu olmazdı. Neden? Li enneha, çünkü bu durumda zatı imma en yecibe, ya zorunlu olurdu mea vücudi tilke sıfa, bu sıfatın varlığıyla beraber zorunlu olurdu. Yani varlığı şartıyla beraber zorunlu olurdu. Ev mea ademiha, veya bu sıfatın yokluğu şartıyla zorunlu olurdu. Bakın, şartla zorunlu oldu. Halbuki biz zorunlu varlığa şart olmaksızın zorunludur demiştik. Zatı gereği zorunlu varlık ancak herhangi bir şart olmaksızın zorunlu olabilir. Fe in kâne el vücûb me'a vücûdi tilke sıfa, eğer onun varlığı, onun zorunluluğu bu sıfatın varlığı şartıyla beraber zorunluluksa, lem yekun vücûduha, bu sıfatın varlığı olmaz min gayrihi, Tanrı'nın zatının gayrısından olmaz. Çünkü bunun varlığı şartı Tanrı'nın zatının zorunluluğunun şartıydı. Yani Tanrı'nın zatının zorunluluğu bu sıfatla beraber zorunluluktu. Eğer ki Tanrı'nın zatı zorunluysa o zaman bu sıfat da zorunludur demiş olacaktık. O zaman bu sıfatın varlığı Tanrı'nın zatının varlığının Tanrı'nın zatının gayrısından bir sebepten dolayıdır. Ve in kâne mâ âlemihâ, eğer ki Tanrı'nın varlığı, Tanrı'nın zatı bu sıfatın yokluğu şartıyla beraber zorunluysa, lem yekun ademuha min gaybetihi. Bu durumda bu sıfatın yokluğu, Tanrı'nın zatının gayrısı olan şeyin yokluğu tarafından illetlenmemiş demektir. Tanrı'nın zatı tarafından illetlenmiş demektir. Yani iki ihtimal dedi arkadaşlar. Bu sıfatın varlığı da, yokluğu da Tanrı'nın zatının varlığının şartıysa eğer, yokluk da varlık da Tanrı'nın zatı tarafından gerektirilmiş demektir. Özetle bunu söylemek istiyor. Tanrı'nın zatı tarafından gerektirilmiş demektir. Eğer ki Tanrı'nın zatı tarafından gerektirilmemiş olsaydı, وَاِذَا لَمْ يَجِبْ وُجُودُهَا بِلَا شَرْتْ, eğer ki bu sıfatın varlığı, zatın, Tanrı'nın zatının varlığı herhangi bir şart olmaksızın zorunlu değilse, lem yekunul vacib vaciben li zatihi, zorunlu varlık zatı gereği zorunlu olmamış olacaktır. Hâzâ hulfun, buysa hulftür, çelişkidir. Toparlayacak olursak şöyle dedik metinde. Tanrı'nın zatının zorunlu olduğuna ulaştık. Zorunlu varlığa ulaştık. Zorunlu varlığın sıfatları da var. Bu şu an ön kabul. Sıfatlarını şu an ispatlamamıştık ama ön kabul olarak ele aldık. Neden? Çünkü Ebeheri burada Razi'nin ekolünü takip ediyor dedik. Sıfatları da var dedik. Dedik ki o zaman bu sıfatlar mümkün mü, zorunlu mu? Zorunlu olamazdı. Çünkü zorunlu varlık ancak tek olabilirdi. O zaman bunlar mümkün. Mümkünse illetlenmiştir. Eğer ki bu illet Tanrı'nın zatıysa zaten maksadımız bu diyor Ebeheri. Eğer Tanrı'nın zatı değilse o zaman illet başka bir şeydir. Eğer illet başka bir şeyse, Tanrı'nın zatının zorunluluğu ya bu sıfatın varlığıyla beraber varlığı şartıyla beraber zorunluluktur veya yokluğu şartıyla beraber zorunluluktur. Neden? Çünkü Tanrı'nın zatının zorunlu varlık olduğunu söyledik ve illetlenmeyen bir varlığın varlığa gelemeyeceğini söyledik. İlletlenmemiş bir varlığın varlığa gelemeyeceğini söyledik. Tamam. İki durumda da Tanrı'nın zatının zorunluluğu bir şarta mebni. Ya sıfatın varlığıyla beraber zorunlu olacak ya da sıfatın yokluğuyla beraber zorunlu olacak. Eğer ki sıfatın varlığıyla beraber zorunlu olacaksa sıfatın başka bir varlık tarafından var edilmesi imkansızdır. Çünkü Tanrı'nın zatının zorunluluğu kendi zatından değil mi? Kendi zatından. Zorunluluğu kendi zatından olan bir şey
varlığa gelmekte başka bir varlığın var ettiği bir şarta muhtaç olamaz. Dolayısıyla bu sıfat Tanrı'nın zatı dışında başka bir varlık tarafından var edilmiş olamaz. Sıfatın varlığı. Aynı şekilde sıfatın yokluğunun illeti de Tanrı'nın zatının dışında başka bir varlık olamaz dedik. Neden? Çünkü eğer başka bir varlık olsaydı Tanrı'nın varlığın zatının zorunluluğu bu sıfatın yokluğu şartında zorunluluktu. Yokluğu şartıyla beraber zorunluluk dedik. Yokluğu şartıyla beraber zorunluluksa ve bununla beraber zatı gereği de zorunluluksa o zaman bu sıfatın yokluğunun illetinin Tanrı'nın zatından başka bir şey olması hulfü gerektiriyor. Çünkü Tanrı'nın zorunluluğu zatı gereği. Tanrı'nın varlığı ancak bu sıfatın yokluğuyla beraber veya varlığıyla beraber. Aynı mantık yani. İkisini ayrı ayrı anlamamıza gerek yok. Aynı mantık. Tanrı'nın zatının zorunluluğu zatı gereği. Ama şartlı. Ya sıfatın varlığıyla beraber ya da sıfatın yokluğuyla beraber. Zorunluluğu zatı gereği olan şey aynı zamanda zorunluluğu bir şarta da bağlıysa bu şartı var eden şey o şeyin zatından başka bir şey olamaz. Özetle bunu söyledik. Eğer ki onun zatından başka bir şeyse o sıfatı var eden bu durumda da diyoruz ki Tanrı'nın zatı şartsız olarak zorunlu değildir. Dışarıdan bir şartla zorunlu kılınmıştır. Bu durumda da zatı gereği zorunlu olmamıştır diyoruz. Bunu da çürüttükten sonra ihtimallerin ikisi de gitti. Elimizde sadece şu kaldı. Eğer sıfatlar varsa sıfatlar Tanrı'nın zatı tarafından illetlenmiştir, yaratılmıştır. Başka hiçbir şey tarafından yaratılmamıştır diyoruz. Ve bitiriyoruz arkadaşlar. Söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Sorunuz, itirazınız, ekleyeceğiniz varsa buyurun. Söz sizde. Sonra bitirelim yavaş yavaş. Hocam, sıfatlar Tanrı'nın zatı tarafından meydana getirildi diyoruz ya. Yani diyeceksek böyle dememiz gerekiyor ya. Yani evet, Fahrettin Razi ekolü böyle diyor. Halık olmaklık, hani halık olmak gibi bir sıfat o zaman zatının kendisinde mi barınıyor? Böyle bir şey nasıl mümkün oluyor? Zatıyla yaratıyor, zatıyla biliyor, zatıyla irade ediyor, zatıyla görüyor, duyuyor vesaire. Böyle deniyor. Bu şuna benzetilebilir. Geçen birkaç ders önce de söylemiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Ateş örneğinde, örneğin ateş zepline koyulduğunda uçurur. Buzla karşılaştığında eritir. Kağıtla karşılaştığında yakar. Vesaire. Sobayla karşılaştığında ısıtır diyebiliriz. İşte ya işte demirle karşılaştığında eritir diyebiliriz. Bunların hepsi benim insani algılarımda farklı şeyler. Eritmek, yakmak, uçurmak. Ama bunlar ateşte var olan vücudi manalar değil. Ateşte bir eritmek özelliği var, bir de uçurma özelliği var, bir işte buharlaştırma özelliği var, yakma özelliği var diyemiyorsunuz. Ateşte yalnızca ateş olmaklık var. Muhatabına göre ateşin etkisi insani algım tarafından isimlendiriliyor. Tanrı'da yalnızca Tanrı olmaklık var. Zorunlu varlıklık var. Biz bunu insani algılarımızla varlık vermek olarak bir yerde varlık vermek olarak algılıyoruz. Bir yerde bilmek olarak algılıyoruz. Başka bir yerde irade etmek olarak algılıyoruz vesaire. Veya bu ışıklara ışığa benzetilebilir. Güneşten gelen beyaz ışıktır biliyorsunuz. Evet. Renk tayfına girdikten sonra yani çokluğun başladığı yere girdikten sonra diyelim. Zorunlu varlık beyaz ışık gibi düşünün. Çokluğun başladığı uzamsal varlığa girdikten sonra o beyaz ışık farklı farklı renklere ayrılıyor. Neden? Çünkü o çokluğun kabul edişine göre bu farklılık o çokluktan kaynaklanıyor. Zorunlu varlığın kendisinden kaynaklanmıyor. Bu açıdan bakılabilir yani. Haliklik, halikiyet Tanrı'nın zatının dışında başka bir varlık değil yani. Tanrı zatı eşittir yaratması. Tanrı'nın zatı eşittir bilmesi. Biz bunları algımızla ayırıyoruz. Filozofların görüşü budur yani. Sufilerin de aynı şekilde. Anladım hocam. Sağ olun.
Siz sağ olun. Peki bu sıfatlarda bir hiyerarşi var mı söylediklerine göre? Çünkü yani Tanrı mürekkep bir varlık olmadığı için zorunlu varlık. Evet. Ondan meydana gelecek olan ilk varlığın birden çok olma ihtimali yok. Tek bir şey meydana gelebilir. Evet. Onun da eğer diyeceksek ki ilk yarattığı şey kendisinin bir sıfatıdır diyeceksek. Tabii. Bu sıfatın bir hiyerarşik bir sırayla olması gerekiyor. Yani ne diyorlar o konuda? Yanlış hatırlamıyorsam Razi'ye göre ilk yaratılan sıfat ilim sıfatı. Ama temel mantığı şu, tam hatırlayamadım şey sıralarını da Razi'ye göre. Temel mantığı şu, filozofların mücerret akıllar ve mücerret nefisler dedikleri şeyler var ya, bunlar ile eşleştiriyorlar sıfatları. Örneğin filozoflara göre de ilim sıfatı ilk sıfattır. Ama ilim sıfatının ilk tezahürü diyelim, ilim sıfatı eşittir Allah'ın zatı zaten de, ilk tezahürü ilk akıldır. İrade sıfatının ilk tezahürü nedir? Bu mantıkla. İlk nefis. Birinci nefis oluyor. Aynen öyle. Evet, çok güzel. Birinci nefistir. Birinci nefis. Kelamcılar bunları Allah'ın zatında topluyorlar işte. Filozoflar teker teker zikrediyorlar. İrade, ilim, kudret diye zikretmiyorlar. Hepsi Allah'ın zatında mevcut bulunan kuvveler diyelim yani. Bil fiil varlıklar değil. İlk akılda ilim tezahür ediyor. İlk nefiste irade tezahür ediyor. Özetle böyle denebilir. Ama bunun yani bir nevi matroşka gibi olması lazım. Yani ilim dediğimiz şeyin içerisinde diğer sıfatların hepsi bulunacak. Heh. Aynı zamanda bir sonraki bulunan işte bir sonraki ortaya çıkan sıfatta ilimde bulunan bir şeyin bulunmaması gerekiyor. O yüzden, birbirine doğru şekilde gitmesi gerekiyor bunların. Evet, o yüzden ben şey taraftarı değilim. Sıfatlar adı altında toplama taraftarı değilim bunları. Zaten Fahrettin Razi ve ekolü de aslında bunları neden sıfatlar adı altında topluyor? Kulağı şöyle tutmak gibi yani. Çünkü öncekiler öyle yapmışlar. Tekfirler havalarda uçuşmuş. Bari bunları da kurtaralım diyerek biraz kelime oyunu yapmışlar yani açıkçası. Çünkü bunu demese bu sefer Fahrettin Razi'ye kelamcı demeyecektik, filozof diyecektik. Bir sürü insan onu da tekfir edecekti. Bu sefer bu ilimler yani sünni kelamına da girmeyecekti yani. Böyle siyaset yapmışlar tabiri caizse. Benim anladığım, yorumladığım şekliyle böyledir yani. Ben bir siyaset yapmışlar olarak görüyorum. Yani bunları sıfat olarak isimlendirmemize hiç gerek yok. Bunlar filozofların söylediği gibi akıl diyelim, nefis diyelim bu şekilde demeyi tercih ederim yani ben. Büşra Hocam buyurun. Bu öncelik sonralık meselesinde de yaratılana nispetle biz zamana muhatap varlıklar olarak önce sonra diyoruz ama kendi içinde öyle bir durum olmayabilir. Bu durumda da sorun da kalmıyor diyebilir miyiz acaba? Yok, şöyle Mehdi Hoca'nın kastettiği şu. Öncelik sonralık biliyorsunuz 5 tane farklı cinsi vardı. İşte türü vardı öncelik ve sonralığı. Zamansal öncelik, zati öncelik ve tabiat bakımından öncelik. Üçü bizi ilgilendiriyor şu an. Mehdi Hoca'nın söylediği zati öncelik. Yani Tanrı'nın zatı, Tanrı'nın bu terminolojiyle söyleyecek olursak, Razi terminolojisiyle, Tanrı'nın ilminden öncedir. İlmi kudretinden öncedir. Yani sıfatlar arasındaki sıralamaya bakmam lazım. Şimdi %100 hatırlayamadım ama temel mantığı böyle yani. Ama nasıl bir öncelik bu? Zamansal öncelik değil elbette. Zati bakımdan öncelik. Bu yüzden bu sıfatlara kadim diyor. İşte yaratılmış olan sıfatlara filozof şeyler, Fahrettin Razi ve sonrasındaki kelamcıların bazıları kadim diyorlar. İşte filozofların aleme kadim demesiyle aynı mantık. Öncelik sonralık zamansal değil, zati olduğu zaman kadim oluyor. Yaratılmış olsa bile yani. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim. Anlaşılmayan bir yer kaldı mı arkadaşlar? Yavaş yavaş dağılalım. Peki haftaya görüşürüz. Haftayaki konumuz neymiş? Evet, Tanrı'nın ilmi, zorunlu varlığın bilgisi, zatını bilmesi, küllileri bilmesi, cüz'ileri bilmesi ve irade etmesi. 4 tane konumuz kaldı Tanrı bahislerinde. Bitirebildiğimiz kadarını bitiririz haftaya. Yavaş yavaş artık felsefede sona doğru yaklaşıyoruz. Teşekkürler hocam, sağ olun. Teşekkür benden. Haftaya görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İnşallah cümleten. Allah'a emanet olun.
Allah'a emanet olun, güle güle.